Vali Erkal, Çanakkale Valiliği web sitesinden yaptığı veda mesajında 25 Ağustos 2015 tarihli kararname ile Bakanlar Kurulu'nca ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla atandığı Çanakkale Valiliği görevinden bugün itibariyle ayrıldığını belirtti. Türkiye'nin manevi başkenti Çanakkale'de görev yaptığı sürece Çanakkale hizmet etmeye gayret ettiğini söyleyen Vali Erkal, kahramanlık destanlarının yazıldığı ve 1915'te tüm dünyaya ispatlandığı mekan olan Çanakkale'de bir yıl dahi olsa görev yapmış olmak benim için büyük bir onurdur. Böyle büyük bir onuru yaşamama vesile olan tüm büyüklerime, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Başbakanımız ve tüm hükümet üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Çanakkale gibi müstesna bir şehirde sizlere hizmet nasıl büyük bir onursa aynı zamanda büyük de bir sorumluluktu. Elimden geldiğince sizlerle iletişim kanallarını her daim açık tutarak ve istişareyi gözeterek görevimi ifa etmeye çalıştım. Ümit ederim ki bu konuda iyi bir imtihan vermişimdir. Bu süre içerisinde attığım her adımda, aldığım her kararda veya önüme gelen her konuda önceliğim hep Çanakkale olmuştur. Çanakkale ve Çanakkalelerin menfaatini her türlü vazifenin üzerine tutmaya gayret ettim. Karşıma çıkan çoktan seçmeli sorularda tereddüt etmeden hep Çanakkale şıkkını seçtim dedim. Vali Erkal, göreve başladığımda özellikle üzerine durduğum ve bu amaçla üstün bir gayret göstereceğimi söylediğim şehitlerimize yaraşır bir 18 Mart töreni düzenleme taahhütümü yerine getirdiğimi düşünüyorum. Ve bunu yaparken halkımızı rahatsız etmeden, trafiği kapatmadan yapmaya çalıştım. Bununla birlikte yine de burada medfun ve mukim olan şehitlerin hatırasına bir şey yapabildim diyemem. Çünkü tamamen tarihi alan başkanlığı tarafından yönetildiği için bütün gayretlerimize rağmen şehitlerimize yaraşır bir şeyler yapamadığımı itiraf etmek istiyorum. Şehitliklerle ilgili Cumhurbaşkanımızın emirleri dahi gerçekleştiremediğimi açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Bu konudaki aciziyetimden dolayı hem sizlerden hem şehitlerimizden binlerce kez özür diliyorum. Çünkü o kutlu insanlar, o yükü olmasa dünyada eğilmeyen başlar, biz bu memlekette huzur ve güven içinde yaşayalım diye bu al kanlı hilal uğruna canlarını vermişlerdi. 15 Temmuz gibi aşağılık bir girişime karşı bu necip milletin mert duruşunun kaynağı olan Çanakkale ruhunun temelini teşkil etmelerine karşın bizler bir şey yapamadık. Oysa onlar için daha iyi şeyler yapmamız gerekirdi. Tek tesellim, imar planı tamamlandıktan sonra şehitlikler bölgesine daha fazla kıymet ve imtimam gösterilmesi ümididir. Makberleri peygamberimizin avuşu olan bu şehitler burada oldukça ve bizler de inşallah Asım'ın nesli gibi davrandıkça tıpkı 15 Temmuz'da gösterdiğimiz muazzam tesanüt ve birliktelik var oldukça Allah'ın izniyle bu memleket çiğnenmez ve hep payidar kalır. Onlar sayesinde öğrendiğimiz Çanakkale ruhu ile bizler de 15 Temmuz hain darbe kalkışmalarına karşı göğsümüzü siper ederek onlara layık birer evlatlar olduğumuzu gösterdik. Tüm Çanakkale'liler olarak milletimizle beraber şehitlerimizin izinde tek yürek, tek ses, tıpkı 1915 Çanakkale Harbi'nde olduğu gibi nasıl işgalcilere geçit vermemişsek 101 yıl sonra da darbecilere geçit vermedik. Ve bu süreçte Rabbime şükrediyorum ki sizlerle bir arada bir karşı duruş efsanesi yaşama şansı yakaladım. Daha hiç kimse de ses yokken darbe girişiminin ilk anından itibaren sağıma ve soluma bakmadan ben varım diyerek duruma vaziyet ettim ve sonra siz kahraman vatan evlatları sayesinde o hainlere hadlerini bildirmiş olduk. Sırf o gün Çanakkale'de o büyük imtihan gecesinde vatanımızı savunmak sorumluluğu üstlenmiş olmak bile benim için mutluluğun en büyüğüdür dedim. Çanakkale şehitlerinin 15 Temmuz'da yol gösteren ay ışığı olduğunu da belirten Erkal, vatanımızı borçlu olduğumuz o kutlu insanlara gönlümüz hep hasret iken artık öyle insanlar kaldı mı diye hayıflandığımız bir dönemde başımıza gelen 15 Temmuz musibetinde onlar bize yol gösteren ay ışığı oldular. Vatan nedir, nasıldır bizlere öğrettiler ve biz de Türk milleti olarak bu dersimizi çok iyi aldığımızı tüm dünyaya gösterdik. Çünkü bizim için mesele vatansa gerisi teferruattır. Görev süren boyunca bütün mesai arkadaşlarımla birlikte aziz halkımıza sunduğumuz bütün hizmetlerde temel yaklaşımımız insan merkezli, hukuka bağlı, hesap verebilen, insan haklarına saygılı, katılıma açık, toplumumuzun bütün kesimlerini kucaklayan güler yüzlü bir yönetim olmuştur. Ayrıca gözettiğim en önemli ilke adalet ve hakkaniyete riayet etmek olmuştur. Sürekli vatandaşımızın arasında ve yanında olmaya gayret ettim. Mesaimin yoğunluğu sebebiyle gidemediğim veya devletin desteğine ve şefkatine ihtiyaç hisseden her yere eşimi göndermeye gayret ettim.
Çanakkale'mizin daha ileriye taşınması için var gücümüzle bu gizli ilin bir hemşerisi, bir gönüllüsü ve bir sevdalısı gibi çalıştım. Sarsılmaz bir iradenin tecellisi olarak abideleşen bir tarihe ve Allah vergisi muhteşem bir doğaya sahip olan Çanakkale'nin bir marka kent olması için elimden gelen bütün gayreti gösterdim. Sayın milletvekillerimiz başta olmak üzere mahalli idareler, adli ve askeri kuruluşlar, üniversite, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, basın ve medya kuruluşları ile sürekli beraber olmaya gayret ettim ve Çanakkale'mizi 2023 Türkiye'si hedefini hazırlamaya çalıştım. Hiçbir zaman anlamsız ifadelerle süslenen gerçeklerin arkasına sığınmadım. Yatırımcı dostu, yaşanabilir ve yenilikçi bir şehir vizyonunu hayata geçirmek için çaba sarf ettim. İlimizin güçlü olduğu alanları öne çıkararak, yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle her alanda yeni ve uygulanabilir projeler hazırlayıp uygulama gayreti içerisinde oldum. Gelecek nesillere daha güzel ve yaşanılabilir bir Çanakkale bırakmak için hep çalıştım, dedim. Tevdi edilen görevi kısa bir süre için bile olsa en iyi şekilde yaptığını düşündüğünü söyleyen Vali Erkal şunları söyledi. Bununla birlikte eksik kaldığım noktalar var ise yine de yüksek hoşgörünüze sığınıyorum. Görev değişikliğimle ilgili olarak kamuoyunun yaygın kanaati tasdik etmekten öteye söz söylemeyeceğim. Ama şunun bilinmesini isterim ki mahkeme kadıya mülk değildir. Hiçbir makamda baki değildir. Beni Çanakkale'ye atayan siyasi irade ne ise aynı irade beni buradan almıştır. Üzgünüm ama hiç kimseye zerre kadar kırgınlığım yoktur. Benim için önemli olan görevimi layıkıyla ve hakkıyla yapabilmektir. Tek tesellim bu kutlu mekanda hoş bir seda bırakabilmiş olmaktır. Çanakkale'mize veda ederken elbette ki en büyük teşekkürüm atandığım ilk günden itibaren şahsım ve aileme gönüllerini açan tüm Çanakkale halkına olacaktır. Kıymetli hemşerilerim, sizlerle aynı şehirde geçirdiğim her gün için ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Ben ve ailem bu bayram gününde cennetten bir köşe olan Çanakkale'den ayrılıyoruz. Ancak Çanakkale'lerden asla ayrılmıyoruz. Onlar bizim hep gönlümüzde ve dilimizde olacaktır. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.